Değerli izleyenler, sırada yine güzel bir düğün haberi var. Acun Ilıcalı geçtiğimiz hafta hayatının en mutlu günlerinden birini yaşadı. Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı'nın Efe Ceyhun'la hayatını birleştirdiği düğünde sanat ve spor dünyası bir araya geldi. Şimdi bu mutlu günü izliyoruz. Bizi bayağı sinir engin yani. Benimki çok çabuk oluyor. Bir herkese star olamıyor. Spor ve sanat camiası Acun Ilıcalı'nın kızının düğününde buluştu. Allah mesut etsin şimdiden. Son 5 dakikada giyinip çıktım. Banu Ilıcalı ve Efe Ceyhun'un düğününden çok özel görüntüler Magazin 8'de ekrana geliyor. Bir ömür çok mutlu olsunlar. Yavaş 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 çocuklar yavaş. Dikkat edin. İşte bu. İşte yalnız duyarlı basın. TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, Efe Ceyhun'la evlendi. İstanbul'da gerçekleşen düğüne yıldız yağmuru vardı. Sanat ve spor dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı düğünde kadınlar ve erkekler adeta şıklık yarışındaydı. Tülin Şahin düğüne eşi Mehmet Özer'le katıldı. Çabuk yapabiliyorum, hazırlanabiliyorum yani. Tülin Şahin ve Mehmet Özer çifti için bu düğün ayrı bir anlam taşıyormuş. Banu, Acun'un kızı, sonuçta elimizde büyüdü diyebiliriz. Aynen, biliyorsunuz. Bebeklik halinden beri tanırım. Aynen, ben Banu'yu tanıdığımda 9 yaşındaydı. Ben Türkiye'ye ilk geldiğim zaman. Ve biliyorsunuz Acun sonuçta Türkiye'ye ilk geldiğimden itibaren benim en yakın arkadaşımdan bir tanesi. Ve hatta bizim... Nikah şahidimiz. Evet, benim nikah şahidim. Bizi tesadüf de olsa tanıştıran. O yüzden hani ve ne tesadüf ki şu an aynı otelde. Bizim düğün de buradaydı. Acun'un kızının düğünü de burada yani. Bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Banu'yu seviyoruz. Gecenin göz kamaştıran kadınlarından Hadise de kırmızılar içinde geldi düğüne. Arabalar şöyle biraz bekleyin aslında. Hadise kız kardeşleri salona geçtikten sonra duygularını açıkladı. Onlar çok sevmiyorlar kameraları, o yüzden kaçtılar. Bugün çok özel bir gün. Acun'un kızı Banu, canım benim, onun düğün günü. Bir yıl önce bugünü konuştuk, bir yıl önceden başladı hayalini kurmaya. Biz de onun için özel. Biliyorsunuz çok düğünlere katılmıyorum ama bu akşam buradayız. Bu göz alıcı kırmızı kıyafeti seçmesinin de bir nedeni varmış. Aslında kendi kardeşimin düğünü olmuştu birkaç ay önce. Bu kıyafet aslında o düğün için yapılmıştı. Sonra son an Hakan Yıldırım'ın atölyesine girdiğimde başka bir kıyafet beğenip başka bir kıyafet giymiştim. Evet. Ama bu hazır bekliyordu. Girdim iki gün önce atölyeye, tekrar bir baktılar, bu oldu. Kırmızılar içindeki Hadise, asıl göz kamaştıran biraz ileride diyerek kız kardeşi Derya Açıkgöz'ü yanına çağırdı. Evet, evet, bu Derya'nın kendi tasarımı. Muhteşem. Evet, teşekkür ederim. Bu arada kırmızı çok hoş durmuş. Evet, zaten ben de bayılıyorum. Kırmızı bayağı sinir engin yani. Hadise, Hülya, Derya Açıkgöz kardeşler şıklık yarışı içinde bakın kaç saatte hazırlanmışlar düğüne. 4.45 gibi makyaja başladık. 6.30'da hazırdım. 1 saat 15 dakika falan sürdü benim hazırlanmam. Saç, makyaj. Bayağı hızlı sürmüştü. Evet. Şarkıcılık, işletme, program jüri üyeliği derken Hadise sinema filminde oyunculuk yapmak istediğini de gönlünde yatan rolle açıkladı. Aslında tam böyle çok değişik, tam ters köşe. Hayır, daha böyle psikopat ya da böyle silahlar, ne bileyim, hani da aksiyon olabilir mesela, çok isterim. Tam tersi olabilir, tam ters köşe yapmak isterim açıkçası. Hadise az makyaj yapmaya başlamasının sebebini de açıkladı. Ben de sadeliği seviyorum aslında. Bana yani son zamandır herkesten şeyi duydum, biraz daha az makyaj, daha hatta son zamandır çok az makyajlı geziyorum ve çok güzel yorumlar aldım. O yüzden bugün biraz daha böyle basit olsun dedim. Yeteneksizsiniz Türkiye'nin jüri üyelerinden Ali Taran da düğüne katılan isimler arasındaydı. İnan abim de yanımızda. Abimiz. Eşim de burada işte. Geldik. Ne yapalım? Dostları da göreceğiz. Uzundur göremediğimiz. İnşallah. Aynı zamanda ünlü bir reklamcı olan Ali Taran saç modelini de değiştirmiş. Acaba bir değişiklik daha olur mu sorusuna yarışmada yaptığı tarzda espriyle yanıt veriyor. Nasıl yani, saçları boyatayım mı? Sarıya mı boyatayım? Nazar değmesin ancak Burcu Esmer Soy gecenin en şık kadınları arasındaydı. Erkenden davete geçmek üzere acele bir şekilde salona gitti güzeller güzeli Burcu Esmer Soy.
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim de Banu Ilıcalı Efe Ceyhun çiftinin düğününe katıldı. Hayırlı bir işe geliyoruz. Allah mesut etsin şimdiden. Gecenin göz kamaştıran çiftlerinden biri daha işte bu şekilde geldi düğün yerine. Ilıcalı ailesinin özel, bu özel ve en mutlu günlerinden birinde biz de buradayız. Mustafa Sandal, Emine Sandal çifti hazırlık sürelerinde doğal olarak fark yaşıyor ve Mustafa Sandal eşini hep takipte kalıyormuş. Benimki çok çabuk oluyor. Yani hani tık 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 hemen tık yapıyorum. Benimki çabuk oluyor ama Emine Hanım... Bir şikayet sezdim sanki. Çok çabuk hazırlandım, bekledim. Yok yok, öyle bir şey yok. Asla. Yok söz yok, öyle bir şey yok. Biz iyi anlaşıyoruz o konuda. O konuda. Ben sadece biraz daha geç başlıyorum. Emine Hanım tabii ki doğal olarak biraz daha. Vakitli. Öykü Serter gümüş tonlarında elbisesiyle ve gülümseyen yüzüyle gecedeydi. Banu'yu çok eski tanıyorum ben. Mutlu olmasını, tabii ki bir ömür sürmesini diliyorum. Arkadaşlarımı göreceğim için de heyecanlıyım. Uzun süredir bir araya gelemedim. Dostlarımla bir araya geleceğim. Keyifliyim. Öykü Serter için böylesi özel gecelere hazırlanmak çok basitmiş. Aksine keyif yaptık. Son 5 dakikada giyindim çıktım. Her elbise hazır olunca problem değil yani. Hadise 1,5 saatte hazırlanmıştı. Öykü Serter'in hazırlığı tahmin edin ne kadar sürmüştür? Hadi abartmayayım. 15 dakika net ama yani. Öyle çok uzun sürmüyor. Kıyafetin hazır olması önemli zaten. Genç kızların sevgilisi Oğuzhan Koç, sevgilisi Yağmur Tanrısevin'le mevsime uygun bir tarzda geldi düğüne. Vallahi geç kaldık. Biz bir gelinle damatı ziyaret edeceğiz. Gelinle damat için bir şeyler söyleyecek. Vallahi çok mutlu olsunlar. Çok seviyoruz onları. Zaten Banu ile birlikte çalışıyoruz uzun zamandır. İnşallah bir ömür çok mutlu olsunlar. Bizim de temennimiz o. Biz de bu güzel günde onlara eşlik etmeye geldik. Muhabirler Oğuzhan Koç'a sizin düğün ne zaman diye sorunca genç şarkıcı ve oyuncu bakın nasıl bir cevap verdi. Yok yok, mahalle baskılık bir durum daha yok abi. Biz sakiniz. Hayırlı işler, görüşmek üzere. Buyursunlar. Kolay gelsin. Emre Belözoğlu ve Tuğba Belözoğlu'nun şıklığı gerçekten göz kamaştırıyordu. Çok sevdiğimiz abimiz, Hacı Müzeyon'un kızı, kardeşimiz Banu'nun kulüplerinde onların yanında olmak istedik. Genç kızların sevgilisi Murat Boz, siyah takım elbisesiyle adeta manken gibi olmuştu derler ya, hatta biraz daha iyi olmuştu. Bu mutlu günlerinde yanlarında olacağız. Bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz şimdiden. Teşekkür ediyorum. İbrahim Büyükak minibüsünden şakalarıyla indi. Böyle işte abi, hayat böyle. Tam yanımda. Aynen öyle. Nasılsınız abi, iyi misiniz? İyiyiz, teşekkür ederim. Yaka bozuldu mu? Teşekkür ederim, işte bu. İşte duyarlı basın. İşte çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Ünlü oyuncu düğün için siyah bir kreasyon tercih etti. Efe ile inşallah çok mutlu olurlar. O yüzden geldik. Onların yanında olmak için. Bakalım, inşallah güzel bir gece olur. İbrahim Büyükak da sevgilisi Nurten Beşen'le kısa bir süre içinde dünya evine girecekmiş. Bir şeyler planlıyoruz. Biz hani daha düğün tarzı değil ama bir şeyler planlıyoruz. Yapacağız ama yani bizim de. Ha, evet, öyle bir şey yapacağız. Ha, biz gelmeyelim yani. Gelmeyeceğim. Yok, sen bizim aileden sayısın. Sen varsın. O gelmeyecek yani. Hayır, sen yakayı düzelttin, sen de geliyorsun. Komik oyuncu bu arada 10 kilo vermiş, fark ettiniz mi? 10 kilo falan verdim abi. Şu an pantolonun kemer de bulamadım evde. Pantolon uçuyor şu anda var ya. Ya ilk halayda gider abi, ben sana söyleyeyim. Ben o yüzden halayda böyle olabildiğince sıkışık durmaya çalışacağım ki pantolonu tutsun. Yoksa yani yere vururken hop gider yani, mahvoluruz yani. Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı ve Efe Ceyhun'un düğününde Hadise ve Murat Boz aynı sahneyi paylaştı. İki sevilen isim Hadise'nin Neredesin Aşkım isimli şarkısını söyledi. Neredesin aşkım, buradayım aşkım. Neredesin aşkım, buradayım aşkım. Kara kara geceleri ben çekiyor son aşka geliyorum. Kara kara geceleri ben çekiyor son aşka geliyorum. Hadise'nin dansı davetlilerden büyük alkış aldı. Banu Ilıcalı ile Efe Ceyhun'un nikahını ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ kıydı. TV8 ailesi olarak genç çifte bir ömür mutluluklar diliyoruz.